Evet arkadaşlar, sabah Palamut Avı'na çıkmıştık. 2 saat kadar gezdik. Maalesef Palamut olmayınca İstavrit'e döndük. Onun için o videoların görüntülerini size izletip vaktinizi almayacağım. NATO çaparı Hüseyin abinin göndermiş olduğu 15 numara köstekli güzel bir çaparesini daha kullanacağız. Yakında bunların da satışına başlayacağız arkadaşlar. İnşallah bol ve bereketli avlar hepimizin olacak. Biz ava başlayalım, hemen oltamızı kuralım. Evet arkadaşlar, yeşil çaparımızı bağladık. Oltamızı aşağıya gönderiyoruz. Bakalım balık burcumuz ne yazacak? Nasibimizde neler var? Hep birlikte göreceğiz, izleyeceğiz. Evet, oltamızı attık. Atar atmaz. Uğurdu ama. Bekliyoruz biraz. Evet, şu an vuruyor. Kaldıralım yavaş yavaş. Ay maşallah, ay maşallah. Evet, güzel, güzel. Hop, evet, 5 tane, maşallah. Güzel balık. Evet arkadaşlar, oltamızı aşağıya gönderiyoruz. Kapandı. Evet, bir vuruş aldık şu an. Makarayı serbest bırakıyorum arkadaşlar. Vuruş aldım ama bırakıyorum. Çünkü istavrit oltasına takılan balık canı acıdığı için grubun içine kaçıyor. Ve bizim oltamız daha çok doluyor. Şimdi çekelim bakalım. Oo maşallah, ay maşallah. Bu ne be oğlum, ay maşallah. Gel, gel yavrucuğum, gel 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 gel. Gel yavrucuğum, gel. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 2, 4, 5 tane istavrit geldi. Balık çok nadir ve çok kısır arkadaşlar. Bu dönemde ne olduysa ya lüfer ya palamut dağıtıyor istavriti. Oltamızı tekrar aşağıya gönderiyoruz. 18,5 metredeyiz. Su sıcaklığımız 24 derece arkadaşlar. Evet, şu an oltamızda balık var. Açıyorum ve onu serbest bırakıyorum. Geçsin biraz, grubun içine girip daha fazla balık alsın diye. Bu da NATO çaparı Hüseyin abinin bilgisiydi, benimle paylaştı. Şimdi çekelim artık. Maşallah. Evet arkadaşlar. Hay maşallah. Evet, şu an oltamızda balık var gene. Açtım, serbest bıraktım. Biraz daha dibe battı. Kaçıyor şu an. Balığın canı yandığı için grubun içine kaçıyor. Evet, çekelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi dörtlü beşli çekiyoruz. Evet, bir balık daha geliyor dipten ama iri balık arkadaşlar. Dipte yatan balık her zaman iri olur, biliyorsunuz. Bu da iri balık, 2 ya da 3 tane olabilir. Evet, 3-4 taneymiş. Güzel balık. 19 metre derinliklerden geldi arkadaşlar. Hop oğlum yavaş, hop yavaş. Hay maşallah, hay maşallah, hay maşallah. Evet sevgili arkadaşlar, oltamızı yine gönderdik ama vuruyor şu an olta. Oltamıza balık vuruyor. Saldık, biraz serbest bıraktık. Doldurmasını bekliyoruz. Şimdi çekelim. Oo maşallah, ay maşallah. Kafa vuruyor, kafa. Bak bak bak, ay maşallah. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Çıldırmış olmalılar.
Gel oğlum gel. Gel yavrucuğum gel. Hay maşallah. Evet, keyifli bir av devam ediyor. Eser kardeşim var mı balık? Var var. Hay maşallah sana da. Hadi bakalım. Oltamızı tekrar saldık ama gitmiyor arkadaşlar. Neden gitmiyor? Çünkü balık almış bile çoktan. Çekelim. Maşallah maşallah. Of 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 of. Çok güzel bir sürü. Çok güzel bir sürü. Çok güzel bir sürüye girdik arkadaşlar. Oh çok güzel. Yine voltamız gitmiyor. Ve gördüğünüz gibi doldu. Azıcık boşluk bırakıyorum. Ve saralım arkadaşlar. Oh 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 maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Gel oğlum gel 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 gel. Gel aslan parçası gel. Of 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 maşallah be. Berekete bak berekete. Hemen toplayalım balıklarımızı. Arkadaşlar oltamızı attık. Aşağı gönderiyorum. Kapattık. Şu an balığı görüyorsunuz. Zaten oltada şu an balık var. Açtım biraz daha dolsun diye. Serbest bıraktım. Oltayı serbest bıraktım tamamen. Büyük bir ihtimal ne oldu diye düşünüyorum. Ucunu bile karıştırdılar oltanın ya. Of 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 of. Of of. Eser gel Eser. Evet arkadaşlar çok güzel ya. Şu kafaya bakın. Bak bak bak. Ah kaçtı bir tanesi. Gözümün önünde kaçtı. Çok güzel. Gel. Gel bakalım paşalar. Bir tanesi kurtuldu. Tam yukarı çıkartırken. Hemen topluyoruz kuru fasulyeleri. Tekrar atıyoruz oltamızı hemen. 18,5 metredeyiz arkadaşlar. Derinliğimiz 18,5 metre. Oltamızı attık. Şöyle bir oynuyoruz diyeceğim ama gene şu an vurdu. Oltamı açtım. Serbest bıraktım. Tamamen serbest bıraktım oltamı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an gitmiyor. Daha bitti. Dibe oturdu ağırlık. Ve çekelim artık. Of 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 of. Hay maşallah, hay maşallah, hay maşallah. Şu güzelliğe bakın ya, şu güzelliğe bakın ya. Ay bereket be maşallah be. Hay maşallah be. Gelin bakalım paşalar gelin. Daha çinekop başlamadı arkadaşlar. Çinekopu da bekliyoruz. Tek tük arkadaşlar alıyor bazen çaparıyla ama şu an için bize henüz denk gelmedi. Evet. Vuruşu aldık. Biraz daha doldurmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar. İşte bu. Evet arkadaşlar yakında bu çaparileri kendi markamız Balıkçının Gözünden markasıyla ürettirip istediğimiz renk ve ebatlarda köstek boylarında iğne boylarında ürettirip satışa sunacağız. Lütfen Instagram'dan bizi takip etmeye devam edin. Alta Instagram adresimi bırakıyorum. Balıkçının alt tire gözünden
Buradan DM'den bu konuyla alakalı sizlere yardımcı olacağım. Çok talep var. Emin olun normal bir çaparenin alamadığı balıkları çok güzel. Çünkü sadece iğnenin etrafında sarılı olan kırmızı ipte değil, tamamen iğneden sonraki püsküllerde UV var arkadaşlar. UV'li ipler kullanıldı. Bunların reklamlarını zaten göreceksiniz. İnşallah sizler de benim gibi bol ve bereketli avlar yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi ava devam edelim. Evet arkadaşlar, tekrar oltamızı attık aşağıya. Derinliğimiz 16 metreye indik. Evet, şu an balık vurdu oltamıza. Biraz daha serbest bırakıyorum tam dolsun diye. Oltamı açtım gördüğünüz gibi. Ve daha gitmiyor. Evet, şimdi sarıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, evet iri balıklar. Sizler de çok yakında bu çaparlara sahip olacaksınız arkadaşlar. İnşallah hem denedik hem baktık. Hem nasıl çalıştığına baktık. Hem karadan hem denizden, tekneden çok güzel avlanabileceğiniz çapareleri çok yakında balıkçının alt dire gözünden adresinde göreceksiniz. Balık tabanda yazıyor arkadaşlar, tabanda. Yaklaşık 18 metredeyiz. Evet, şu an oltamızda balık var. Biraz daha doldurmaya çalışıyorum. Evet, şimdi çekelim. Oo, güzel kafa basıyor. Oo maşallah, gel oğlum, gel 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 gel. Siz neredesiniz ya? Ben bir saattir sizi arıyorum ya. Bak kafaya bak bak. Heh ya, şöyle olun işte. Heh şöyle maşallah. Hay maşallah. Gördünüz mü arkadaşlar? Hay maşallah. İşte böyle olur. Evet arkadaşlar, balık avımızın sonuna gelirken bir sürüye daha denk geldik. Oltamızı saldık ve kaldırıyoruz bakalım. Evet. Ay maşallah be. Ay maşallah be. Arkadaşlar bazen hiç yok, bazen geliyor. Sürüler çok dağınık dediğim gibi. Evet arkadaşlar, bir balık gününün daha sonuna geldik. Sabah palamut avı yaptık. Sırtı çektik. Fakat hiçbir vuruş olmayınca bunu yayınlayamadık arkadaşlar. Peşine hemen istihbarat avına geçtik. NATO Çaper Hüseyin abinin göndermiş olduğu çaparları kullandık. Arkadaşlar patent başvurusu yapmıştık 6 ay önce markalaşmamız için. Marka başvurumuz resmi gazetede 2 ay askıda kaldı. Onaylandı. Şimdi artık patentimiz ve markamız balıkçının gözünden olarak bizlere devlet tarafından verildi. Bu çaparları test ettik ve artık üretimini yapıp kendi logomuzu üzerine basıp sizlerle de buluşturmayı düşünüyoruz, hedefliyoruz. Balıkçının alt dire gözünden Instagram adresini buraya bırakıyorum arkadaşlar. Oradan takip ederek DM'den yazışarak benimle görüşebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Balıkçının gözünde kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.